Garip bir sır, acip bir muamma ölüm. İnsan ölümün arkasında yatan bilmeceyi çözmeye çalışıyor. Varoluşun ve hayatın sırrını çözmedikçe de rahat edeceğe benzemiyor insanoğlu. İnanma duygusu ve din, sonsuz yaşama arzusu, bilinmeyene ve geleceği bilme merakı insanın fıtratına ve genlerine işlenmiş fıtrat gerçekleri. İnsan adeta bir inanma makinesi olarak yaratılmış. Ateizm ve materyalizm insana bir nevi deli gömleği giydirmekte, hayatı ona zehir hale getirmektedir. Her tarafta ve her şeyde görülen güzelliklerin ve mükemmelliklerin, nizamın inkarı, varlığın hukukuna en büyük bir tecavüzü ve dolayısıyla cinayetlerin en büyüğünü teşkil etmektedir. Dünyanın ve evrenin sonunun nasıl olacağını merak eden insanoğlu, her şey gibi kendisinin de başıboş bırakılmadığını idrak ettiği ve inandığı takdirde dünya bomba olup patlasa bile ihtimaldir ki onu korkutmayacaktır. Alemde tesadüfsüz nizamı, üstün tasarımı ve şefkatle idareyi gören insanoğlu ona tevekkül edip dayanacak. Evrendeki hadiselerin Maya takvimine göre değil, Allah'ın takdirine göre cereyan ettiğini fark edecektir. Her gün şu dünya yüzünden yüz binlerce insan ölüm haktır. Hükmünü imzalayarak hayattan çekiliyor. Dünya bir tezgaha benziyor. Bu tezgahta dokunan mahsuller bir başka alem hesabına. Ama görünüşte mahsuller yine tezgahın içinde yok oluyor. Öğütülüp gidiyorlar. İnsan ruhunu düşünün. Onu ne zaman yıpratabiliyor ne de hadiseler. Tam aksine o zaman geçtikçe olgunlaşıyor. Bilmediklerini öğreniyor. Daha da terakki ediyor. Yıpranan beden, toprağın öğüttüğü de bedendir. Ruh bu tezgahta dokunmamıştı ki onda öğütülebilsin. O başka alemlerin mahsulü ve başka alemlere yolcu. Sadece bedenine ve fizik aleme odaklananlar öteki alemlerden habersiz yaşamakta. Tek boyutlu ve tek düzlemli bir hayata, sınırlı bir bakışa mahkum olmaktadır. Bu görünen alemin öbür alemler üzerinde bir tenteli perde olduğunu görememektedir. Elbette ki kabukta kalanlar hiç şekilde gerçeğin özüne ulaşamayacaklardır. Son günlerdeki medya yoluyla kıyamet ve kainatın sonu ile yanılgılı ve yanlış inanç ve kanaatler piyasada kol gezmektedir. Daha çok dünya üstünde cereyan edecek sınırlı bir kıyametten söz ediyoruz. Halbuki Kur'an ve ilgili haberler kainat çapında kıyameti gündeme getirmektedir. Acaba evren çapında kıyamete sebep olacak hangi hadiseler vardır? İki bölüm halinde sunacağımız bu videomuzda kara delik kıyametini gündeme getireceğiz. Yıldızların ölümü. Her canlı ölümü tadacaktır. İlahi fermanının hükmü sadece canlılarda değil, cansızlarda da hükmünü icra ediyor. Alemin tek bir elden yaratıldığının açık göstergesi olarak yeryüzündeki kanunların benzerlerinin devri daim kanunlarının hükmünün göklerde de geçerli olduğunu görüyoruz. Nebula gibi yıldız artıklarından tekrar yeni yıldızlar yaratılıyor. Evet, yıldızlar da ölümün pençesinden kendini kurtaramıyor. Yıldızlar da insanlar gibi yaratılıyor. Büyüyüp gelişme devresinden sonra ölüme gidiyor. Ancak yıldızların büyüklüklerine göre ölümleri farklı şekillerde. Ölümlerden ölüm beğen. Güneş gibi küçük yıldızların içinde cereyan eden nükleer dönüşüm, parçalanma, fisyon değil birleşmedir, füzyon. Evrenin en yüksek enerjili hidrojenin helyuma dönüşümü nükleer santrali yıldızların merkezinde bulunur. Bu santralin yakıtı olan hidrojen bitince sonun başlangıcı gelmiş demektir. Bir gaz plazma kütlesi olan yıldızlar basınç çekim denge sistemiyle ayakta durur. Merkezde hidrojen enerjisi bitince artık denge çekim lehine bozulur. Merkezde yıldızın yakıtı hidrojen bitince iki hadise birlikte yıldızın kaderine hükmetmeye başlar. Yıldızın dış kısmı genişlerken merkez kısmında içe çökme, büzülme hızlanır. Merkez beyaz cüce haline gelinceye kadar sıkışma devam eder. O esnada yıldız merkezinde sıcaklık da olağanüstü artar. Artan sıcaklıkla birlikte bir simya fabrikası olan yıldız merkezinde sıra ile yeni yeni elementler yaratılmaya başlar.
İçte artan sıcaklığa paralel olarak sıra sıra elementlerin yaratılma öyküsünü bir kenara bırakalım ve çevrede olanlara göz atalım. Güneşimiz öylesine genleşir ki artık yıldızın ucu nere, bucağı nere belli değil. Artık güneşimiz mevcut kimliğini kaybetmiş ve yeni bir kimliğe bürünmüştür. Yıldızın yeni adı Kırmızı Dev'dir. Hesaplamalara göre güneşimiz Kırmızı Dev döneminde güneşten dünyaya kadar olan 150 milyon kilometre yarıçaplı alanı dolduracaktır. Bu esnada ay bile yutulup Kur'an'ın ifadesiyle güneşe katılıp dünyaya kadar ramak kala Kırmızı Dev'in genleşmesi duracak. Fezada keşfedilen nice Kırmızı Dev örnekleri yapılan bilimsel simülasyonlarda durumun böyle olacağını söylüyor. Tabii ki güneşin dünyaya bu kadar yaklaştığı o cehennemi sıcaklıkta yeryüzünde hiç canlı bir şey kalmayacak. Mahşer günü güneş dünyaya yaklaşacak haberini aklı almayanların kulakları çınlasın. Güneş gibi küçük yıldızların çevresiyle merkezinin iki ayrı kader çizgisi takip edeceğini belirtmiştik. Yıldız çevresi Kırmızı Dev haline gelirken merkez ise beyaz cüce haline küçülmüştü. Bu arada merkezde sıkışmanın sonucu olarak sıcaklık da artmıştı. 100 milyon derece üzeri. Hidrojenin helyuma dönüşmesi için 10 milyon derece gibi sıcaklık yeterli oluyordu. Halbuki büyük elementlerin yaratılması için daha büyük bir eşik enerjilerine ihtiyaç duyulur. Helyum atomları karbona ve daha büyük elementlere dönüşmesi için 100 milyon derece sıcaklığa ihtiyaç vardır. Yıldızların merkezinin elementlerinin yaratılma merkezleri olduğunu tekrar hatırlatalım. Vücudumuzda yer alan oksijenden demire kadar tüm elementler bir zamanlar yıldızların milyonlar derece sıcaklığında yaratıldı. Şu halde bizler bir tür yıldızların çocuklarıyız. Çünkü içimizdeki elementler hep yıldızların o yüksek sıcaklıktaki potasında vücut buldu. Demek ki dünyamız güneşten kopma bir parça değil. Çünkü dünyamız yıldızların Kırmızı Dev dönemini geçirmiş element bakiyelerini bulundurmaktadır. Bu da kafi gelmemekte, demirden yüksek civa gibi kurşun gibi elementlerin varlığına baktığımızda demirden yüksek elementleri doğuran süpernova patlaması vuku bulmuş olmalı diyoruz. Dünya yakınında vuku bulan, aynı zamanda bir kara deliği doğuran patlama ile yüksek elementler dünya yüzüne taşındı. Görüldüğü gibi kainatta her şey hayata hizmet etmekte ve bir düzen içinde kemale gitmektedir. Elementlerin yaratılma serüveni demire kadar devam eder. Beyaz cüce, yıldız gittikçe soğuyacak. Siyah cüce, yıldız haline gelecek ve nihayetinde demirden tabuta dönüşecek. Kur'an'da yer alan yıldızlar kararınca ve yıldızlar dürülünce, Tekvir suresi. Hükümlerinin bir manası yıldızların siyah cüce haline alması ile ilgili olabilir. Demir haline dönüşüm elementlerin yaratılmasının son durağıdır. Onun için çoğu gök taşları yıldız artıkları olduklarından maddeleri çoğunlukla demirden ibarettir. Hadid suresinde şöyle buyrulur ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli faydalar bulunan demiri de indirdik. Astronomi ile ilgili gelişmeler, dünyamızdaki demir elementi de dahil diğer ağır elementlerin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini söylemektedir. Buna göre bizler maddi vücudumuz itibariyle bir zamanlar bir yıldızın parçasıydık. Bu güneşimizden çok daha büyük bir yıldız olmalıydı. Çünkü astronomik gerçekler demirin ancak birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda kainatın en yüksek fırınları olan güneşten çok daha büyük yıldızların fabrikalarında imal edildiğini söylüyor. Halbuki güneşimiz 15 milyon derece reaktör sıcaklığı ile büyük elementleri üretemeyecek kapasitede bulunuyor. Yıldızda hidrojenden demire kadar süren yolculukta yıldızdan dışarıya enerji verilir. O enerji ile yıldız hayatta kalır. Halbuki demirden daha büyük elementlerin yaratılması dışarıdan enerji isteyen süreçlerdir. Büyük elementlerin yaratılması için çok daha yüksek enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu da ancak süpernova patlamaları adı verilen evrenin en büyük kozmik olaylarında mümkün olur. Şimdi bizi ilgilendiren Güneş'ten çok daha büyük yıldızların sonunun nasıl olacağıdır. Örneğin Güneş'ten en az 10 kat daha büyük yıldızların sonuna bakalım. Olmazlar olacak. Güneş'ten tam 20 kez büyük,
kütleli bir yıldızın merkezi bir şehir kadar küçülecektir. Merkezde hidrojenin bitip de yıldız çekirdeğinin ağırlığının altında ezildiği, ezici çekim gücü 10 üzeri 10 gibi bir değere ulaştığı dönemde yıldızda çekim gücü tek başına hakim hale gelecektir. Mekan, zaman sürekliliği içinde yıldız merkezi evrende gözden kaybolur. O noktada uzay delinmiştir. Yıldız artık bir kara delik haline gelmiştir. Yıldızın kara deliğe dönüştüğü süreçte adeta bu geçişi dönüşümü, başka bir aleme geçişi kutlayan bir hadise yaşanır. Evrenin bu en muhteşem ve muazzam olayının adı süpernova patlamasıdır. Gökyüzünün bu en muhteşem şehrayininde yıldız, dış kısmının parçalarını ta 1000 ışık yılı kadar uzaklara fırlatabilir. Birkaç gün devam eden parlama, galaksi içinde her taraftan gündüz bile görülebilecek keyfiyettedir. Galaksi merkezinde süper kara delik. Galaksi çapında kıyamete yol açabilecek kara delik aslında galaksinin merkezinde bulunuyor. Galaksimizin güneşi diyebileceğimiz ve galaksinin çekim merkezi ve odağı süper kara delik hakkında neler biliyoruz? Hayat yeryüzünde sorunsuz bir şekilde devam ederken aslında galaksimizin merkezi kainatın en şiddetli olaylarının cereyan ettiği yerlerdir. Astronomik olarak bakışlarımızı Samanyolu'nun merkezine çevirdiğimizde orada olağanüstü hareketlilik dikkatimizi çeker. Burada neler oluyor acaba? Oradaki gaz ve toz bulutları ve hatta yıldızlar neden öyle olağanüstü süratte dönüyorlar? Samanyolu merkezindeki gök cisimlerinin beklenenin çok çok üzerindeki süratlerinin kaynağı ne olabilir ki? Bu hıza göre onlar uzaya fırlamalıydılar. Orada çok büyük bir çekim odağı olduğu belli. Hiçbir büyük kütleli yıldız bu sürati sağlayamayacağına göre orada bir kara delik bulunuyor. Ama ışınlar yoluyla kara delikleri inceleme yolu kapalı. Yapmamız gereken kara deliğin etrafındaki gök cisimlerinin davranışlarından dolaylı olarak kara deliği araştırma yoluna gitmek. Pekala. Ama ne var ki yoğun gaz ve toz kümeleri kara deliğin cisimlere uyguladığı etkileri de gözlemlemeyi zorlaştırıyor. Bunun üzerine araştırmacılar kızılötesi ve röntgen ışınları spektroskopisi ile işe koyuldular. Astronomi ile ilk uğraşmaya başladığımda galaksimizin merkezinde süper kütleli bir kara delik olacağını hiç düşünmemiştim diyordu ünlü astronomi bilim adamı Profesör Andrea Ghez. Andrea çalışmalarını derinleştirmek için Hubble'dan daha güçlü bir teleskop kullanma ihtiyacı duydu. Kullandığı The Keck Telescope 45-70 metre kadar yükseklikte Marokea Dağı'nda çalışmaya başladı. Keck teleskobu dünyadaki en büyük bir optik teleskop. 32 ft çapında bir aynası var. 36 parça alüminyumla kaplanmış ve çok iyi cilalanmış camdan meydana geliyor. Yani teleskop fotonlar çok daha iyi ve yoğun bir şekilde toplayabiliyor ve çok detaylı şeyleri görmeye imkan veriyor. Astronom Andrea Ghez teleskobunu Samanyolu'nun kalbindeki yıldızlar üzerine odakladı. Oradaki bir kısım gök cisimlerinin hızları saniyede 1000 km. Bu merkezden uzaktan kalan yıldızlarınkine göre çok yüksek bir hız değeri. Gözlenen yıldızlar galaksinin merkezine 200 ışık yılı mesafede. Saniyede 1000 km hızla hareketi ancak merkezdeki kütlenin güneşten 2 milyon defa daha büyük olmasıyla mümkün olabilir. Araştırmalar derinleştikçe sadece Samanyolu galaksisinin değil diğer galaksilerin merkezinde tam kalbinde kara delik bulunduğu gerçeği ortaya çıktı. Galaksi merkezindeki kara delikler süper kütleli kara delik adını alıyor. Birkaç milyon güneş kütlesindeler. Güneş nasıl gezegenlerle birlikte bir sistem meydana getiriyorsa merkezi kara deliklerde galaksiler için bir merkez çekim odağı durumundalar. Samanyolu merkezindeki kara delik aktif durumda, etrafındakileri durmadan yutmaya devam ediyor. Gitgide büyümekte, çekim alanı ve tesir sahası gittikçe artmaktadır. Tüm galaksinin sonunda bir kara delik haline alması ihtimalinden söz edilmektedir. Bize yaklaşan ileride iki galaksi birleşecek. Andromeda galaksisinin merkezi aktif değil. Yani etrafında şimdilik yutacağı gök cisimleri yok. Bunlara aktif olmayan süper kütleli kara delik deniyor. Kıyamet makinesi kara delikler. Kara deliklerin en bariz dikkat çeken özelliği başka uzaylara kapı açılmasıdır. Aynı zamanda kara delikler bir kıyamet makinesi gibi çalışırlar.
Kainat, mükemmel bir düzen ve ahenk içinde birbirine bağlı hareket eden milyarlarca gök sistemine ev sahipliği yapar. Bu muhteşem düzeni bozacak ve çekim gücü dahil diğer kuvvetleri tesirsiz hale getirecek, gezegen ve yıldızları yörüngesinden çıkararak her şeyi alt üst edebilecek zahiri bir sebep veya kuvvet ne olabilir? Tekvir suresinin güneş dürülüp söndürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp düştüğü zaman, gök yerinden soyulup koparıldığı zaman, mealindeki ayetlerini mevcut kozmoloji bilgilerimize göre düşünürsek, güneşi dürecek, yıldızların ışığını dahi yutup onları fonksiyonsuz hale getirip düşürecek sebep kara delikler olabilir mi? Kara delikler çekim gücü, dünya üzerinde dengelerin bozulmasına sürekli devam eden depremlere yol açabilir. Kara deliklerdeki çekim tesiri dağları uçabilir. Depremlerle arzın altındaki ateş ve lavlar yeryüzüne çıkarken ortaya kıyameti andıran bir manzara ortaya çıkacaktır. Genel izafiyet teorisine göre düz uzay zaman bir kağıt gibi dürülebilir, buruşturulabilir. Kara deliklerin çekim kuvveti, cazibe ipleriyle hassas bir şekilde birbirine bağlı olan yıldızların yerlerinden düşmesine sebep olabilir. Nasıl ki bir fil ağı üzerine konan ağır cisimlerle eğilip bükülebiliyorsa, adına sema dediğimiz uzay zaman ağı da içine oturmuş sonsuz ağırlık manasına gelen kara delikler tarafından o bölgede eğilip bükülebilir. Hatta yırtılarak delinebilir. Bu kara deliklerin belirgin bir özelliğidir. Bunun bir muhtemel açıklaması, fizik kanunlarının geçerliliğini kaybetmesiyle o bölgede fizik ötesi alemlere kapı açılması olabilir. Uzay, zaman denen fiziki kainat, sema, hem sağlam bir yapıda hem de çatlaksız olduğu yüce beyanda açıkça anlatılır. Mülk suresinde, gözünü bir çevir göğe bak, bir çatlak görebilir misin? Ancak kıyametle ilgili ayetlerde semada çatlamanın vuku bulacağı sürekli tekrarlanır. İbrahim suresinde, gün gelir, yeryüzü başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Hakkat suresinde ise, gök yarılır, o gün zaafa düşer. Müzemmil suresi, kıyamet gününün şiddetiyle gök bile çatlar. Mealindeki ayetlerden, bu gökteki çatlaklarla yeni alemlerin kapısı açılacağı neticesini çıkarabiliriz. Geometrik çekim dengesinin bozulmasıyla, genel relativitenin de ispatladığı üzere göklerin uzay zaman düzlüğü, Kur'an'a ait ifadeyle dürülebilir ve bir kağıt gibi buruşturulabilir. Yıldızlar yerinden düşer. Çünkü gök cisimleri cazibe ipleriyle hassas bir şekilde birbirine bağlanmıştır. Kara deliklerin müthiş çekimi bu dengeleri alt üst edebilecek kuvvettedir. Kara delikler konusunda dünyada ileri derecede uzmanlaşmış birkaç kişiden birisi olan Stephen Hawking, Zamanın Kısa Tarihi adlı eserinde kainatımızda görülen yıldızlardan daha fazla kara deliğin mevcut olduğunu belirtir. Hatırlayalım ki sadece bizim galaksimizde 400 milyar görünen yıldız var. Bu durum tabii ki ilim adamlarını acaba kıyamete bir adımlık mesafe mi kaldı? Siyah deliklerde kaybolan madde, ısı, ışık nereye gidiyor? Bunlar gerçekte yokluğa mı gidiyor diye de sormak mecburiyetinde bırakıyor. Fizik ötesi dünyalara açılan kapılar. Uzay demek mekan demektir ki yıldızın kendi mekanını yutması fezanın en hayret verici olayı olarak bilinir. Üstelik orada zamanın donarak durması, kara deliklerdeki tekilliğin en belirgin ve şaşırtıcı özelliklerinden birisi olarak kabul edilir. Düşünün ki bir yıldız kendini, kendi ışığını, kendi hacim, yer ve zamanını yutmakta, bambaşka bir keyfiyete bürünmektedir. Yıldız kendini ve yuttuklarını belki de bir başka alana, karşımıza fizik ötesi farklı boyut ve evrenler bilimin gündemine girmiş demektir. Bu fizik ötesi boyut ve uzayların Kur'an'da sözü edilen ahiret alemleri olabilir mi? Kara deliklerde zamanın durması ya da farklı bir keyfiyete bürünmesi ebediyet kavramını hatıra getirmekte, sonsuz uzayları ya da ahiret ve gayb alemlerini gündemimize sokmaktadır. Vakıa suresinin 75. ayetinde yıldızların mevkileri ve yerleri üzerine yemin edilir. Yıldızların kendisine değil, yıldız yerlerine vurgu yapılması kara deliklere işaret olabilir. Nitekim izleyen ayette bunun ne büyük bir yemin olduğuna dikkat çekilmesi de kara deliklerin öteki dünyalara geçit veren gök kapıları ile ilgili olmasını hatıra getirmektedir. Kara delikler mukaddes kitaplarda sözü edilen ahiret alemlerine açılan kapılar olması bir yana, bu keşifler mevcut fizik yasalarının
ördüğü hapishane ile sınırlı olmadığımızı ve kainatın sadece maddi dünyalardan ibaret kalmadığını gösteren örnekler olmaktadır. Sema kapıları. Enbiya suresinde o gün semayı, kitap sayfalarını dürer gibi düreriz. Sonra onu ilk yaratılışa nasıl başladıysak öyle iade ederiz. Bu bizim vaadimizdir. Şüphesiz yerine getireceğiz. Bu ayetten kıyametin kainatı, gökleri de içine alan bir olay olduğunu anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de semanın görünmez kapılarına dikkatimiz çekilir. Kapılar geçit yerleri olduğuna göre sema kapıları ifadesini başka uzay, zamana, farklı boyut ve kainatlara geçit noktaları olarak anlamak mümkün müdür? Bir türlü çıkamadığımız kainatın dışına nihayet çıkabilecek bir kapı bulduklarını düşünen astrofizikçilere göre de kara delikler bir uzay zaman kapısıdır. Kur'an'ın rehberliğinde kainattaki sırlara yorum ve açıklama getiren Bediüzzaman'a göre gökteki yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakmaktadır. Uzay ağı. Uzay gerilmiş bir ağa benzetilebilir. Mülk suresinde çevir de gözünü semaya bak, bir çatlak kusur görecek misin ayeti, uzay zaman ağının son derece sağlam örüldüğünün de işareti olsa gerek. Ağ üzerine konan ağır cisimlerce eğilip bükülüyorsa, adına sema dediğimiz uzay zaman ağı da içine oturtmuş bulunan büyük kütleli gök cisimlerince öylesine eğilip bükülür. Kara delik sonsuz bir ağırlık anlamına gelmektedir. O bölgede uzay zaman ağı eğilip bükülmekle kalmaz, adeta yırtılıp çatlamakta, daha uygun bir tabirle delinmektedir. Delinmenin anlamı fizik kanunlarının geçerliliğinin kaybedilmesi, o yörede fizik ötesi aleme kapı açılmasıdır. Kara deliklerin tesir sahasını bir huni şeklinde tasvir edebiliriz. Bu bölgenin en geniş sınırı olay ufkudur. Bir de çekim tesirinin olağanüstü arttığı, adeta sonsuz hale geldiği bir bölge vardır ki burası huninin inceldiği uç kısmı teşkil eder ve tekillik, singularite adını alır. Tekilliğin ötesi farklı kanunların geçerli olduğu bir bölgedir. Bir kısım bilim adamının kanaatine göre kara delikler kendi varlığı ve öz hacmiyle kendi dışına taşmakta. Uzay zamanı da beraberinde götürerek bizim alemimize benzemeyen, farklı bir aleme geçiş kapısı görevi görmektedir. Kozmoloji ile ilgili eserlerinden tanıdığımız ünlü fizikçi Paul Davis bu konuda uzay çok karmaşık bir şekilde zamana bağımlıdır. Uzayın gerildiği ve büküldüğü gibi zaman da gerilir ve bükülür demektedir. Zamanın donarak ebediyen durması kara deliklerdeki tekilliğin singularite en belirgin özelliğidir. Zamanın durması, zamanın sabit kalması, fizik kanunlarının geçerliliğini kaybederek uzayın bütün öz ve özelliğini yitirmesi ve yepyeni bir başka kainatın içine girilmesi demektir. Orası bizim evrenimize hiç benzemeyecek. Zaman, madde ve boyutlar farklı keyfiyete bürünecektir. Alıştığımız değer birimlerine sığmayacak özelliklere fiziğin dar kalıplarıyla açıklama getirmek zor görünüyor. Gelişen bilim, madde ve uzay konusunda yepyeni kavramlar getirdi. Önceleri maddenin bu kadar kısa ömürlü olacağı kimsenin hatırına gelmemişti. Madde gibi zaman dediğimiz sürecin kara delik çekimiyle başka bir akışa girmesinin sonsuz ve farklı boyutta dünyaları gündeme getireceği tahmin edilemezdi elbette. Dokunulmazlığı olan ve adeta ilahlaştırılan fiziki prensiplerin kara deliklerde altüst olacağı tahmin edilemezdi. Bu kainat niçin yaratıldı ve niye yok ediliyor? Beklenen kara delik kıyametinden sonra yeni bir yaratılış var mı? Bu konular artık astronomi merkezlerinde de yer alan tartışmalar arasında bulunuyor.